Burun tınısı birçok şarkıcının kaçmak istediği ya da tam tersi elde etmek istediği şeylerden biri. Peki burun tınısı nasıl oluşur? Burun tınısına neden olan durumlar nelerdir ve en önemlisi burun tınısının oluşmasındaki kaynaklar neler? Ne tür etkilerde burun tınısını biz oluşturuyoruz? İşte şimdi bunları konuşmak için hızlıca bir giriş yapalım. Genel teknik kurallar dahilinde değerlendirdiğimiz zaman sesinizin gelmesi gereken merkez nokta olarak yüzünüzün ön tarafındaki rezonans boşluklarını sayabiliriz. Burası aynı zamanda titreşimsel boşluklar olarak da geçer, sinüs boşlukları olarak da geçer fonetiğin dışına çıktığımızda. Yani sesinizin gelmesi gereken vücudunuzun mikrofon alanı yüzünüzün ön tarafı mask bölümündeki rezonans boşluklarıdır. Bu boşluğun dışında yüzünüzün ön merkezinde burun merkezli boşluk da bulunur. Burası özellikle nazofarenks boşluğu olarak da geçebilir. Yani burnunuzun arkasındaki üç kapakçıktan biridir nazofarenks. Aynı zamanda adını yani nazal tını dediğimiz tını merkezi de aynı zamanda nazofarenksten ismini alır. Nazal tını da diyebiliriz. Bu nazofarenks tınısı, nazal tını genelde şarkıcıların tercih ettiği ya da tercih etmediği şeylerden biridir. Bazen zorunda kalıp da söylediği bir merkez de olabilir. Bazen de tercih ettiği bir yerde olabilir. Peki bunların kaynakları neler? İsterseniz gelin bir bunları konuşalım. Söyleyebileceğimiz en iyimser durum kişinin kendi tercihiyle sesini burnuna doğru aktarması olacaktır. Burun merkezi söylemesi. Buna neden olan birçok kaynak olabilir. Bunlardan bir tanesi stil. Mesela Amerikan pop müziğinde son zamanlarda birçok tını merkezi değişkenli bir yorumculuk biçimi görüyoruz ki burun merkezi de bu tını yerlerinden bir tanesi. Ya da doğu stillerinde özellikle ilahi tekniğinde daha çok Kur'an okuma tekniklerinde mesela burun merkezini yine çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Yine tercihen buruna doğru bir atmanın olduğunu görebiliyoruz. Ya da kişi burundan şarkı söyleyen biridir. Yorumculuğu, genel yorumculuğu bu olabilir. Veyahut da opera sanatına gidecek olursak bir karakter yaratırken de yine burun tınılarının aktif kullanılabileceğini görebiliriz. Ya da bir tiyatrocusunuzdur sahnede yine burun tınısını tercihen kullanabilirsiniz. Yani birinci etapta sayabileceğimiz şey tercihen burun tınısını atmak olacaktır. Bu da genelde kişinin kas kontrolünün ne kadar güçlü olduğu ile ilgilidir. Yani bir anda burnu atmak, hadi ben sesimi burnu atacağım diye bir şey söz konusu değildir. Burnu atmaktan kurtulmak için yapılanla burnu atmak için çaba göstermek aynı yoldur. Yani ikisi de zorlu bir yoldur. Önemli olan bu değişiklikleri yaparken fonetik kaslarınızı ne kadar güçlü bir şekilde kontrol edebildiğinizdir. Bu daha çok özellikle sanatsal anlamda sesini kullanan kişilerde çok daha önemli bir noktaya gelmiş bulunmakta. Gelelim elde olmayan sebeplerden dolayı sesin buruna doğru gitmesine esas problemlerden biri de bu aslına bakarsanız. Sesin buruna gitmesinin özellikle anatomik kaynaklı problemlerden dolayı olmasıyla tercihen sesi buruna atmak arasında çok büyük bir fark vardır. O da siz tercihen sesinizi ön merkez yerine buruna attığınız zaman yine ön merkez alanında bir titreşimsel alan yaratırsınız. Fakat sesinizi tercih etmeden anatomik kaynaklı problemlerden dolayı buruna doğru atıyorsanız eğer bu durumda ses merkeze yaklaşmaz ve arkada bir perdenin arkasında seyreder. Sanki bir perdeye çarpıyormuş da geri geliyormuş gibi olur. Bu durum iki problem yaratır. Bunlardan bir tanesi sesin merkeze gelmeden aşağı doğru çökmesiyle birlikte gırtlak tınısı ve beraberinde de ses kaslarına ekstra kuvvet uygulanmasıyla oluşan ciddi ödemleşmelerin başlangıcı. Bir diğeri ise sesin ön merkeze gelmemesinden dolayı sesin cılızlaşması ve kuvvetini yavaş yavaş kaybetmeye başlaması. Bunlar genelde en büyük problemlerden biri. Bunun sonucunda da sesinizde kontrol etme, özellikle entonasyon anlamında sesinizi kontrol etme ya da ses kaslarınızı frekans anlamında kontrol etme problemlerinin oluşması yine başlıca oluşan problemlerden biridir. Sonucunda oluşan problemlerden biridir ve genelde bu tip durumlarda da kişi bir yerden sonra artık sesini kullanma noktasında çok çok daha ciddi problemlerle karşılaşabilir. Ses hastalıklarına kadar da gidebilir bu durum. O yüzden dikkat etmekte fayda var.
Bir diğer, tabii buna neden olan kaynaklar neler? Bunları isterseniz gelin şöyle bir göz atalım. En büyük nedenlerden biri deviasyon, yani burun kemik eğriliği. Bu burun kemik eğriliği dışsal bir görüntü de sağlayabilir ya da önden gayet normal görünür ama içte bir problem vardır. İç kemiklerde deviasyon vardır. O yüzden deviasyon başlıca nedenlerden biri. Bir diğeri ise burun eti problemi. Burun eti de yine arka bölümde özellikle nazofarenk kapakçığının kapanmasına neden olabilir. Yine burun tınısına neden oluşur. Küçük dilin uzun olması yine özellikle konuşurken arkaya doğru çarpmasından ve nazofarenk kapakçığını kapatmasından dolayı yine sesin burunda kalmasına neden olabilir. Ya da sinüs boşluklarının çok ciddi düzeyde doluluğu, yani ön merkezinizin mikrofonik tını yerinizin kapalı olmasından, buraların, bu boşlukların kapalı olmasından dolayı sesin yine ön merkeze gelememesinden dolayı da arkaya doğru düşmesi yine belli başlı sesin buruna doğru gitmesine neden olan problemlerden biridir. Dikkat ederseniz bunların hepsi anatomik kaynaklı problemler, hastalıkların sonucunda olan durumlar ve çözülmesi gereken sorunlardır. Bir de anatomik kaynaklı olmayıp direkt sesinizin alışkanlıktan dolayı buruna doğru gitmesi var. Bu durum genelde alışkanlık kaynaklı sıkışık merkezler hep kendine çok güzel yer edinir ve ön merkeze doğru gitmesine de engel olur. Yani öğrenmesi kolay ama kurtulması zor yerlerdir sıkışık merkezler. Eğer sesinizin burun merkezinden kurtulmasını istiyorsanız da yapabileceğiniz en güzel iki egzersiz tını egzersizi ve püskürtme egzersizidir. Bunlar genelde yüzünüzün ön merkezini harekete geçiren ve tını yerlerini harekete geçiren egzersizler, temel egzersizlerdir. Ama vokal egzersizler yapmayı tercih ederseniz bu aşamada bir ses eğitmeniyle çalışmanız bence daha doğru bir tercih olacaktır. Çünkü eğer eğitimli değilseniz ve bu konuda da eğitim almadıysanız o zaman sesinizin ön merkeze gelmesi için bir eğitmenle çalışmanız benim tercihim olacaktır sizin adınıza. Tabii bu aşamada bireysel çalışmalar da size fayda sağlayabilir. Özellikle benim sayfamda bulabilirsiniz tını egzersizleri ve yine püskürtme egzersizlerini sayfada bulmanız mümkün. Bu egzersizleri yaparak yine ön merkezinizi özellikle harekete geçirme ve tınıyı yanlara doğru yayma anlamında başarılı birkaç adım atmış olursunuz. Onun dışında da mutlaka vokal egzersizler, yani A vokali egzersizli ya da E vokali egzersizli egzersizler vasıtasıyla da yine sesinizin ön merkeze doğru gelmesini sağlayabilirsiniz. Soru, yorum, paylaşımlarınız için şöyle bir aşağı göz atarsanız sevinirim. Beraber de bu konuyu aynı zamanda konuşup değerlendirelim. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.